Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda gayet faydalı ve sizi masraftan kurtarabilecek bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu videoda anlatacağım uygulama iPhone'unuzu tamire götürmekten, bir servise bırakıp 2-3 gün boyunca orada kalmasını, yani zaman kaybını tamamıyla önleyecek bir uygulamadan bahsediyorum. Telefonlar artık sadece bir iletişim aracı değil, elimiz ayağımız gibi diyebilirim. Pek çok işimizi hatta gündelik alanda neredeyse tamamında telefonları kullanabiliyoruz. Bu noktada hem çok daha az maliyetli hem de pratik bir şekilde yapabileceğiniz her türlü yazılım sorununu birlikte çözeceğiz. Öncelikle telefonu kurtarmak için ekstradan bir yardım almanıza gerek yok. Ben burada adım adım çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Birlikte gittiğimiz zaman da kesinlikle çözeceğiz. Büyük ihtimalle başlığa bakarak videoya geldiniz. Ancak ben burada tekrardan bir açıklayayım. Güncelleme yaparken veya bilgisayarınızdaki bir yedekleme iPhone'u yükleyecekken iPhone'unuz bazen kurtarma modunda kalabiliyor. Bunun dışında hiçbir sebep yokken oluşabilen siyah ekran hatası veya Apple logosunda kalma gibi problemleri de bu uygulamayla rahatlıkla çözebileceğiz ve aslında baktığımız zaman burada iPhone diyorum ancak bütün Apple ekosistemi için de geçerli. Yani bir iPad veya bir iPod Touch da kullanıyor olabilirsiniz. iPad'lerde hatta halen bir iPod Touch kullanan varsa iPod Touch için de geçerli. Peki hangi iOS sürümlerini destekliyor derseniz burada iOS 16 dahil olarak tüm iOS sürümlerinde geçerli. Yani iPhone 5s gibi hatta daha eskilere giderseniz 4s'te de iPhone 4'te de bu uygulamayla yazılımsal sorunları çözebilirsiniz. Ama başlamadan önce ihtiyacımız olan iki şey var. Bunlardan biri tabii ki bildiğiniz gibi bir data kablosu yani bir şarj kablosu. Özellikle de bu şarj kablosunun ya Apple lisanslı veya kutu içeriğinden çıkan orijinal kablo olması gerekiyor. Aksi halde bilgisayar iPhone'u tanımayabilir. Ek olarak hem Mac hem de Windows'la uyumlu. Bunun gibi faydalı videoların gelmesi için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz uygulama nasıl kullanılıyor? Hemen başlayalım. Dostlar linki açıklamalarda vereceğim. İlk olarak bu siteye gidiyoruz. Uygulamamızın belli başlı özelliklerini burada görebiliyoruz. Kurtarma modunda iki seçeneğimiz var. Burada kurtarma modunda kalmış bir iPhone'u kurtarma modundan çıkarabilirken istersek de kurtarma moduna tekrardan sokabiliyoruz. Aslında kurtarma moduna tekrardan girebilmek özellikle ses açma kısma tuşları veya power tuşu bozulmuş bir iPhone'da çok etkili diyebilirim. Çünkü bu tuşlar bozulduğunda herhangi bir bir şekilde telefonu kurtarma modunu alamıyoruz. Bu uygulama ile beraber tek tuşla yazılımsal şekilde kurtarma moduna hızlıca dönebileceğiz. Apple'da logoda takılma, ekranın açılmaması, kurtarma modu döngüsü gibi 150'den fazla iOS, iPadOS sistem sorununda da bu uygulamayla çözebileceğiz. Ayrıca eski iPhone'larda yavaşlama veya batarya problemi olduğu zaman güncellediğiniz sürümden eski sürüme de dönebilme imkanımız var. Ancak burada bir parantez açmak da gerekiyor. Jailbreak olmadan iOS sürümüne dönebiliyoruz fakat Burada iOS sürümünün Apple imzalarının da açık olması gerekiyor. Yani Apple'ın izin vermiş olduğu en alt seviye sürüme dönebiliyoruz. Yani iOS 16'dan iOS 14'e düşüş gibi şeyler de beklemeyin. iTunes Finder olmadan iPhone, iPad, iPod Touch'ı da sıfırlayabileceğiz. Bu uygulamalar olmadan sıfırlamak neredeyse imkansız ama bu uygulamayla yapabiliyoruz. Bazen güncelleme yaparken 4013, 4005 gibi iPhone, iTunes hataları da alabiliyoruz. Bu hataları da onarabileceğiz. En son iOS 16 ve tüm iPhone 14 modelleri dahil olarak zaten tüm iPhone'larla ve diğer iOS cihazlarıyla da uyumlu olduğundan bahsetmiştik. Şimdi buradan uygulamayı indiriyoruz. Uygulamayı kurmadan şunlardan da bahsedeyim. iPhone donmuşsa, sürekli yeniden başlıyorsa, kapanmıyorsa, ışığı yanmıyorsa veya Face ID'niz yazılım sonrası, güncelleme sonrası bozulduysa bunu deneyerek buradan tekrar çalışıp çalışmadığını da kontrol edebilirsiniz. iPhone'da pil tüketimi arttıysa, kulaklık modunda takıldıysa aklınıza gelen pek çok yazılımsal sorunu çözebiliyoruz. Uygulamamız indikten sonra yüklemesi de bir hayli kolay. 10-15 saniye içinde uygulama hızlı şekilde kuruluyor. Görmüş olduğunuz gibi arı yüzde gayet sade ve basit bir şekilde önümüze çıkıyor. Burada onarım seçeneklerine geldiğimizde telefonunuzun modeline göre nasıl manuel bir şekilde yapacağımız da adım adım anlatılmış. Bunun haricinde iPad, iPod'lar için de adımları burada görebiliyoruz. Şimdi örnek olarak telefonu kurtarma moduna alacağım. Öncelikle bilgisayara bağlıyoruz. Ardından uygulama telefonu tanıdıktan sonra recovery moduna alınacak. Biraz bekliyoruz. Yaklaşık 5 saniye bekledikten sonra telefonumuz kurtarma moduna geçti. Aynı şekilde iPhone'u kurtarma modundan çıkaralım. Burada biraz daha uzun bekliyoruz. Yaklaşık 10 saniye içinde iPhone'u çıkarabileceğiz. Uygulamanın onarım modunda da iPad üzerinden göstereceğim. Burada yapacağımız işlemler iPhone'da birebir aynı. Burada farklılık olsun diye iPad'den yapacağız. Bu onarımı herhangi bir güncelleme sorunu ve diğer tüm iOS yazılım sorunları için de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Öncelikle cihazı recovery moduna alıyoruz. Ardından standart onarımı seçerek gerekli yazılımı indireceğiz. Burada internet hızına bağlı olarak tabii ki indirme süresi değişebiliyor. Fakat onarım süreci daha hızlı diyebilirim. 2 dakika civarında iPad'imizdeki sorunlardan hızlıca kurtulabiliyoruz. Her iki modda gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi adımlar çok basit. Adımları takip ettiğinizde herhangi bir problem olmadan kolay bir şekilde yazılımsal sorunlardan kurtarabiliyoruz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Bu videoların devamı için de abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.